Bolvit Arı Yem Katkıları Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programını sunar. Değerli izleyenler, Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programında bu hafta yine Tekirdağ'da Muratlı ilçesindeyiz ve Bal Üreticileri Birliği Başkanımız İsmail Sönmez'in arılığında. Burada Api Park şirketinin genel müdürü ve genel müdür yardımcısıyla birlikte bir Ar-Ge istasyonunda yer alıyoruz. 15 gün evvel, 16 gün önce hatta. Bu istasyonda geliştirdikleri teknopark ürünlerini kovanlarda uygulamıştık. 10 gün sonra geleceğimizi söylemiştik ama 16. günün üzerine geldik. Sizler hep tecrübeli arıcılar olarak şimdi bu kovanlarda bu ürünlerin kullanılanları ve kullanılmayanları arasındaki farkı biz izlerken sizler de ürünlere bir onay verin, test edin. Gözlemlerinizi bize iletin lütfen. Programımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz bu kovanla başlayalım İsmail evet. Bey. Bu kovanı önce bize bir anlatır mısınız? Ne bu var kovana, bu kovanda? Bu kovana sadece 2'ye 1 şerbet verdik. 2'ye 1 var, oranında şerbet verdik. Evet. O ürünü kullanmadık. Varo ilacını yaptık. Varo ilacı yapıldı. Tabii. Bir de 15, ne yapıldı? 15 gün önce. Buna sadece şerbet verdik. Sadece şerbet verdik. Şerbet verdik. Vitamin yani sizin, katmadık. Vitamin katmadık. Sizin normal hani Anadolu'da herkesin yaptığı işi yaptık aynı, bu kovana. Evet. Şurup verdik sadece. Evet, sadece şurup verdik. Ne kadar geliştiğini göreceğiz. Hemen yan kovanda. Yan kovana da vitamini verdik. Vitamin verildi. Vitamin, varo ilacı vitamini verdik. Katkılı. Yani şey ürünümüzü var. Verdik. Evet. O ürün ne kadar yumurta attırmış, varovayı ne kadar dökmüş onları inceleyeceğiz. Hadi bakalım, bismillah diyelim ve bakalım. Kaç gün beslediniz bunu İsmail Bey? Bunu 3 gün besledik. Bir gün verdik, bir gün vermedik. Bir gün verildi, bir gün verilmedi. 3 defa verdik. 9 gün besleme yaptınız yani toplam. Yok, 6. 6. Tabii. Bir gün verdik, bir gün vermedik. 3 kere verdiyseniz? 6. gün. 6 gün? 6 gün. Beşinci gün verdim. Bir gün arayla, bir gün arayla 3 uygulama yapalım. 3 gün arayla anladım ben, pardon. Bir gün arayla 3 uygulama. Evet. Burada sadece bal var. Bal var, arı var. Arı mevcutları düştüğü için kuraklıkta. Kuraklıkta arı mevcutları düştü. Bundan dolayı mevcut az ama balı bol. Evet. Kış balını yiyeceğini yani bıraktığımız için. Balı da bol bırakmışsınız. Tamam, bu şimdi bizim ballı bir çıtamız. Dışarıda bulunan ballı çıtası. Ötekine bakalım şimdi. Bunda geçen sefer ana da orada. Çok az ikinci çerçevede üçüncü çerçevede yavru vardı. Şurada ana arısı var. Evet. Gayet genç. Ana arıları da İsmail Bey kendisi yetiştiriyor galiba. Evet. Evet. Günlük atmaya başladı. Bayağı bir açıldı.
Havada bulutlu olduğu için. Bu bölgede şey var değil mi? Mısır bitkisi var. Evet. Yani bu 15 günlük süre içerisinde mısırdan da nektar yeni yeni gelmeye başladı. Polen yeni gelmeye başladı. İsterseniz bunu şuraya koyalım. Çünkü bunda anaerobik olduğu için sonraki çıtaya bakalım. Bunda da yavruyu kapama başladı artık. Çok az bir yavru vardı. Orta yerde avuç içi kadar yavru, kapalı yavrumuz var. Sizin bu Trakya arıları da ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Şu anda sakinler. Ama eğer ki hava bozukken de sinirli oluyorlar değil mi? Şimdi gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla bu sizin vermiş olduğunuz şurupla dışarıdan gelen işte mısır nektarıyla beraber yumurtasını genişletmiş bir sonbahar yavrusu atmış. Kış sigortasını aslında yapmış gibi gözüküyorsunuz. Ama biz diyoruz ki şimdi sizler bizim yumurta attırıcı özelliğe sahip olan ürünümüzü kullanırsanız bu yumurta alanının dışında çok daha geniş bir yumurta göreceksiniz. Bu kadar iddialı Şadan Beyler. Şimdi göreceğiz. O zaman kapatıyorum. Daha bunu incelemeye gerek yok. Bu normal bir arının durumu. Değerli izleyenler, ben tekrar edeyim burada. Birer gün arayla 3 kere uygulama yapılmış. 6 gün beslemesi gerçekleştirilmiş bir kovanı gördük şimdi. Bunun ardından yan taraftaki kovanda ise şey var. Vitamin katkılı bir ilaç. Ben de maskemi alayım. Arılar agresifleşti. Değerli izleyenler, şimdi takviye ettiğimiz şurupun kullanıldığı kovandaki farklılığı görmek üzere diğer kovana geldik. İsmail abi, buna nasıl bir uygulama yapmıştınız? Buna aynı uygulamayı yaptık. Buna vitaminli şerbet verdik 300 gram. 300 gram? Ya 3 defa. Bir gün arayla 3 defa. Beslediniz. Besledik. Hadi bakalım nasıl bir olay varmış. İstersen hemen şey kullanma, duman. Bir bakalım önce. Acele etme. Duman da bazen agresifleştiriyor. Ya hiç sıkma. Ya kovanın açılması bile arıları agresifleşi olup olmamasını ortaya koyuyor. Bak rüzgar var ama cart diye açtığın zaman saldırgan oluyor. Evet, sakin sakin açtığımızda ise problem olmuyor. Ben pek köylü kullanmayı sevmem. Ben çoğu zaman kullanmıyorum. Değil mi? Trakya arısı değil mi bunlar? Evet. Trakya arısı öyle bir arı işte. Rüzgara alışık. Şimdi bu son ben karşılığını görmem lazım. Burası full yumurta. Günlük yumurtalı. Evet. Günlük değil zaten. Larva olmuş. Güçlü bir çerçeve. Şöyle bal kemeri geniş. Ortasında da olduğu gibi larva. Açık gözlü yumurtalar var. İsmail abi sen bunu tut istersen. Ben yavaş. Şu bir en sondaki çıtaya bir bakacağım. Ana oradaydı sanki. Öyle mi? Aa evet, anaer de burada bak. Evet. Ve anaer ilkbahardaki gibi gayet yumurtlama özelliğine sahip olmuş. Burası açık gözlü şey var. Göz balı dediğimiz baldan var. Aslında sıkışmış
Sanki şu araya bir yumurta çerçevesi atsan İsmail abi yumurtlayacak tekrar gibi geliyor bana. Ne dersin? Yani burayı sen biliyorsun da. Olabilir. Şuna bir bakalım şimdi. Propolis yapıştırıyor hocam şimdi bu zamanda. Bol propolis var. Bol propolis evet. Genelde propolis topluyor mu arılarınız? Topluyor. Evet, bol günlük yumurta var. Altı propolis ağzını kapadığı için. Evet, bunların şurupla mı beslediniz siz yoksa doğal ayçiçek balığıyla mı stoklar oluştu? Ayçiçek balığında stoklar oluştu. Biz ayçiçek balığını alırken 5-6 çerçeve varının gücüne göre 5-6 çerçeve bal bırakıyoruz arada zaten. Biraz balları bol değil mi abi? Evet. Anlar da buradaydı. Bunda bir bol yumurta var. Diğerinde de var mıydı? Bunda var. Evet, iki tanesinde var. Ve gücü oranında ciddi bir yumurta var. Değerli izleyenler, 15 gün evvel İsmail Bey'in arılığındaydık. Şimdi 15 gün sonrasında yapmış olduğumuz gözlemleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle İsmail Bey bölgesinin durumunu bize bir anlatsın. Muratlı bölgesinde arıcılık bu yıl nasıl oldu? Ve bu son geçen bir ay içerisinde nasıl bir iklim vardı? Arılar ne yönde bir gelişim sergilediler? Onlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bu yıl çok kurak geçti bizde. Zaten ilkbahar yağmur, yağışlı, soğuk. Kanalodan bir fayda göremedik. Arı besledik. Yazında kurak geçti. Ayçiçekleri kafada büyütemedi. Verim de çok düşük oldu. Bu sene verim kaybı çok büyük. Düşük oldu. Yani %50-%60 verim kaybı var. Arılar mevcut da düştü. Aşırı sıcaklar da olunca hem çiçek bal vermedi hem verim düştü. Arılarda da verim düştü. Kaç yıldır yapıyorsunuz arıcılığı? 20 yıl oldu. 20 yıldır ilk defa mı böyle bir kötü mevsim yaşıyorsunuz? Bir de ilaçtayken bir mevsim yaşamıştık. Ayçiçeğinde zehirli bir ilaç kullanılmıştı. 2018'lerde miydi? 2018. 18 miydi? Bu arada bir şey görmüştü, arı ayçiçeğindeki ölmüştü. Ayçiçeğe açıkken arı ayçiçeğine konup düştü, öldü. Allah Allah. Öyle bir yıl yaşamıştık. Ve bir de bu yıl çok büyük bir kayıp var. Hani bütün arıcılarda %50-%60, bizim üyelerde %50-%60 iyisi. Gerçi Türkiye'nin genelinde böyle. Peki sizin arılarınız ilkbahara sağlıklı kaç kovanla çıktınız? Ben 55 kovanla çıktım. Yani işte kaç tane kovana girmiştiniz?
kışa gelirse 90 kovanla geldim. Yani yarı yarıya frenim de var. Tabii. Bir kere arılar yarı yarıya öldüler. Sonra da %50 verim kaybı oldu. Evet. Bayağı zararlı bir... İlkbaharda işte arıyı beslemekle biraz arı böldük. Boşuna şey yapmayalım diye. İlkbaharda mı böldünüz arıları? Sonbaharda mı? İlkbaharda. Bu bölmelerimiz ilkbahar bölmesi. İlkbahar bölmesi. Ama çok gelişmemiş. Şey, aşırı sıcaklardan bu sene, her sene böldüğümüz arılar kata çıkıyordu. Yani ilkbaharda böldüğümüz, biz Nisan'da bölme yapıyoruz. Nisan'da böldüğümüz arı en az 8 çerçeve şey oluyordu. Yani 2 çerçeve böldüğün arı 7-8 çerçeveden aşağı olmuyordu. Kata çıkan arıları oluyordu. Bunlar bu sene 4 çerçeveye geçen bölmeler olmadı. Aynı bölmeler. Yani 4 çerçevenin dışına çıkmadı arı. 5. çerçeveye zor bastı arı bölmeler. Sizin normal arılarınız da mı çok mevcut kaybetti? Evet. Sıcaklarda yavru söktü arı. Aşırı sıcaklar oldu ya. Aşırı sıcaklarda yavru kaybetti. Yavru söktü. Yavruyu kesti arı. Bal da az olunca o mevcutla girdiğimiz için bal kaybı da oldu. Evet. Ama kovanların içerisindeki bal miktarı fazla gibi gözüküyor. Şimdi biz kışlatmayı yaparken arılarda 5 çerçeveden aşağı bal bırakmıyoruz. Arının mevcuduna göre ama şimdi besleme yaptığımız için biraz daha şey oluyor. Arı içindeki balı tüketmedi. Bahar altın. Buraya geç mi geliyor? Yani Nisan gibi. Nisan gibi. O zaman Nisan'a kadar Nisan, 4 ay var. 2 ayda buradan 6 ay gibi. Tabii. O yüzden balı biraz fazla bırakıyoruz. Hı hı. Bizim burada Ocak, Şubat mesela Şubat'ta arı besleyemeyiz. Şubat'ın ancak sonunda arı açılır. Açtığınızda da bir besleme falan yapmıyorsunuz. O saatte zaten dışarıda polen falan da olmaz fazla herhalde. Şubat'ta bizim burada olmaz. Olmaz. Mart'ın ortasına doğru, Mart'ın sonuna doğru. Yumurta ne zaman başlıyor? Mart'ta mı başlar? Şubat'ta başlar ama çok az. Evet. Arı yani bir çay tabağı gibi örnek olarak attığı yumurta o kadar koruyacağı kadar çok az bir yumurta atar. Mart'tan sonra, Mart'ın sonuna doğru polen akımına beraber ondan sonra yavruya şey alır. İsmail abi, Bal Üreticiler Birliği'nin başkanlığını yapıyorsunuz, evet. Muratlı'da. İşte bir istasyonunuz var burada, ciddi bir arı var. Geçen sene kayıplarınızı yaşadınız ve kayıpları yerine koyabilmek için de bir sürü bölme yaptınız. Evet. Bu bölmelerin durumları da iklimsel nedenlerden dolayı çok hızlı gelişmedi, zayıflar. Hatta bazılarına baktık sönmüş. Bazılarına baktık çok zayıf. Kapatıyoruz şu anda. Bayağı kovan kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi Şadan Beylerin geliştirmiş olduğu ürünü de kullandık. Kullandıklarımızda bir nebze olsun yumurta atışını gördük. Ama evet. Şadan Bey bu durumdan pek memnun kalmadı. Yani çok daha iyi olmalıydı diyor. Sizin bu gözleminiz nasıl? Yani kullanmasaydık hepten mi olacaktı karılardan? Daha zayıf olacaklardılar. Yavru kesmeyi atmayı bırakmıştı arı. Evet. Şimdi arı kuşlarının da etkisiyle. Arı kuşları çok yoğun bastı. Arı dışarı çıkamadı. Bu sene ciddi arı kuşu vardı ya. Evet. Her zamankinden sanki daha fazla. Daha fazlaydı bu sene. Bütün arıcı arkadaşlar şikayetçi aynı şeyde. Onlar da baş edemiyoruz zaten. Yani. Ben bal sağmıştım. Sağdığım çıtaların işte bozulmuş olan mumlarını arılığa götürdüm. Arılar yalasınlar işte araziye bırakayım diye. Götürdüm, ballı çıtalara bir tane arı konmuyor. Arı kuşlarından dışarıya da çıkamıyor. Dışarı acaba tarlacıları mı yedi falan diye böyle tedirginlik duymuş. Dışarı çıkmadı arı hiç. Yani Ağustos'tan beri. Yaklaşık 50 gün oldu herhalde. 5-50 gün. O zaman şimdi Şadan Bey'le ben devam etmek istiyorum. Şadan Bey... Önceki programdan da sizi tanıyoruz. Happy Park firmasının genel müdürsünüz. Arıların gelişmesi noktasında bu arabayla mücadele edebilmesi adına arıcılara destek veriyorsunuz. Evet. Bu konuyla ilgili ürünler geliştirdiniz. Evet. Sizin gözlemleriniz nedir? Yani vermiş olduğumuz bu yumurtayı sağlama açısından uyguladığımız arılardaki gözlemleriniz. Şöyle, bizim ürünümüzü normal şartlarda gerçekten sadece Trakya özelinde mi bilmiyorum ama gerçekten çok ciddi bir arı kuşundan sebep arı dışarıya çıkamıyor. Normal davranması gerekenin çok ötesinde davranışlar sergiliyor. 40-45 gün, 50 gün gibi bir süreçte yani hem bir taraftan arının ömrü zaten 40-60 gün arasında.
bir taraftan sürekli kayıp, yani bir taraftan sürekli ölüyor. Bir taraftan da gelmiyor. Gelmediği doğrultuda kovan nüfusu sürekli düşüyor. Gözlemlediğimiz kovanların birçoğu kapanma aşamasına gelmiş. Yani neredeyse üçte bir, yani 300 kovanı 100 kovana düşürecek gibi bir pozisyon var. Öyle olduğu doğrultuda her şey anormal olmuş oluyor arının. Biz müdahale etmeye çalışıyoruz. Yani bilimsel yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, ama arının bir şekilde dışarıya su içmesi lazım. Hiçbir şey yapamasa su içmesi lazım. Su içmeye bile gidemediğini gözlemliyoruz arının. Hani o doğrultuda uygulama yaptığımız kovanlarda en azından belirli oranlarda neslini devam ettirebilecek yavru nüfusunu, açık yavru, kapalı yavru nüfusunu gözlemlemiş olduk. Ama birçok kovanda da gerçekten işler acısı durum yani. Yani enteresan. Bu arıcılık Türkiye'de, dünyada ki arılı kovan varlığı bakımından ikinci sırada olan ülkemizde böylesi kayıplarla karşı karşıya kalmak üzücü. Yalnız İsmail abinin arılığında çok iyi arılar da var. Mesela bu arıların ben mevsimsel sıkıntılarını bir de genetik kirlenmeye falan da bağlamak istiyorum. Mesela bir takım ana arılar getiriliyor yurt dışından, genetiksel kirliliğe sebebiyet veriyor. Mesela Trakya bölgesinin arısı bu değişen iklim şartlarına adapte olabilme becerisine sahip. Yelpazesi çok geniş olan bir arı. İşte burası çok kararsız bir hava şartına sahip gibi. İşte bir rüzgar esmeye başlıyor, peşine birden güneş açıyor. Terliyorsun, 5 dakika sonra üşüyorsun falan. Böyle olunca bu arı da buraya adapte olmuş. Mesela bu rüzgarda kovanı açtık, aşırı bir saldırganlık eğilimi yoktu. Demek ki bu ırk özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi bu verim kayıpları, arı kayıpları biraz arıların cinsinden de kaynaklanıyor olabilir mi? Ne dersin? Olabilir ama şimdi bizim arı buraya bu havalara alışık. Şimdi bu sene daha hava şartları daha da değişik. Aşırı sıcaklar oluyor. Şimdi buraya kadar öyle bir aşırı sıcaklar olmamıştı mesela. Bu sene 40 dereceye geçik sıcaklıklar gördük. Şimdiye kadar öyle değil. Arı ancak kendine gelme şey yapıyor. Yeni. Geçenlerde sizin bir gözleminiz var İsmail abi. Bu bölgede arıcılık yapan bir iş adamına verilen arılar var. İşte ona Trakya arısı verdik, 30 tane arı. Evet. Hepsi baktık 7-8 çıta, 9 çıta şu anda. 250 tane arı var başka yerlerden, başka memleketlerden gelen. Bunların yarısı söndü, siz gözlemlediniz. Evet. İşte bu da bir ırk kirliliği. Yani buraya adapte şimdi olamadığı için. Dışarıdan gelen arı, başka bölgelerden mesela Akdeniz'den, Ege'den gelen arı buraya çabuk adapte olamıyor. Evet. Veya Karadeniz'den gelen analar da aynı şekilde. Bu anaları ilk baharda siz ne zaman döllendirdiniz? Biz bunları Nisan gibi bölüyoruz. Nisan işte 15'inden sonra, Nisan sonu Mayıs başı gibi döllendiriyoruz. O döllenme döneminde gezginci arıcı var mıydı bölgede? Çok az. Ha, o bir avantaj. Tabii şimdi kanola Mayıs gibi açıyor ya. O zaman geliyorlar. O zaman kanoloya geliyorlar. Hani dedim acaba kayıpların bir sebebi de bu farklı ama erkeklerle dönmesi yani sonradan anı değiştirenler oluyor ya. Mutlaka şey oluyor. Mayıs'ta anı değiştirenler oluyor. Veya Haziran'da anı değiştirenler oluyor. Onlar mutlaka döllenme şeyi oluyor. Kırma oluyor yani. Evet. O zaman Şadan Bey, sizin ürünleri bizim aralıkta da test edeceğiz. Benim de İsmail abi gibi arıyı çoğaltmak adına yapmış olduğum bir sürü bölme var, zayıf. Evet. Önümüzdeki 15 gün içerisinde ben bunları sizin ürünlerle bir varava mücadelesi, peşine işte bu neydi, protein içerikli ürünümüzle, Apiprotein, evet. Proteinle bir besleyelim. Bir beslemeden evvelki halini, bir de besledikten sonraki halini, bir de ben gözlemleyeyim kendi adıma. Detaylı bir şekilde gözlemleyelim. Peki uygulamayı nasıl öneriyorsunuz? Şunu anlatmak, şunu ifade etmek istiyorum açıkçası. Doğru zamanda arınıza bizim ürünlerimizden, tamamen ürünlerimiz doğal, içerisinde herhangi bir kimyasal ya da katkı anlamında katkımız bulunmamakta, doğru zamanda arının gelişime ihtiyacı olduğu dönemlerde, istenilen dönemlerde arıya da gerekli desteği
istediğimiz gibi verdiğimizde en az %25, %30 yani 100 kovan içerisindeki 1000 çıtayı 1250 çıtaya çıkartabilecek çok net kapasitemiz, çok net potansiyelimiz var. Bu da hem Türkiye arıcılığı için hem arıcının ekonomik seviyesini bir üst çıtalara çıkartmak için hem de sonuç itibariyle bu iş günün sonunda bal toplama kapasitesine gelip dayanıyor. Şimdi bir tarlaya 10 kişi gidip çalışmakla 100 kişi gidip çalışmak arasında çok ciddi fark var. 10 kişi gittiğinde yapacağı iş. Arıda da aynı şekilde. Yani nüfusunu arttırırsak, kovan içerisindeki çalışacak işçi arı nüfusunu arttırabilirsek günün sonunda bu bala yansıyacaktır. Evet. Bir teneke yerine ortalamada 1,5 teneke bal alacağız veya ortalamamız 15 kiloysa 25 kiloya çıkartacağız. Biz buna talibiz ama tamamen doğal yollarla. Bunu sizin arılığınızda da Ar-Ge'ye ve gelişime açık bütün arıcıların arılığında da uygulama yaparak Türkiye'ye ispat etmeye adayız. Tamam. Değerli izleyenler, bir Yalçın Sezerli Köyde Arıcılık Programı'nın daha sonuna geldik. Şadan Beylerin ürünlerini kendi aralığımda kullanacağım, onu da paylaşırız Şadan Bey. İsmail Bey'e size bu değerli katkılarınızdan dolayı, çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İsmail Bey ve Şadan Bey Aralık'taki eve doğru gidiyorlar. O arı kulübesinin oraya doğru. Ben de bu arada birkaç cümle sarf edeyim. Arıcılık keyifli bir iş, zanaat. Ancak emeklerinizin karşılığını alamadığınız zaman tabii üzülüyorsunuz. Çok zahmetli ve meşakkatli bir iş bu iş. Bunu bilen biliyor tabii. İzleyenlerimizin büyük çoğunluğu arıya bir şekilde değen insanlar. Yani doktor da olsa, mühendis de olsa herkes bu işle iştigal ediyor. İsmail abi de ciddi arı kayıpları olmuş. Efendim arılar da oldukça zayıf gibi gözüküyor. Ama sadece İsmail abinin arılığında değil, Trakya bölgesinde ciddi kayıplar var. Yağmurlar geç gelmedi daha hala. İşte ilkbahar geç geldi. Mevcut ayçiçek döneminde ciddi kuraklıklar oldu. Solüsyon kullanılan bazı kovanlara bakıyoruz. Zayıf ama yumurtası var. Efendim solüsyon kullanmadıklarımız pert. Yani zayıf olanlara pert. Bu şunu gösteriyor ki bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ oluyor. Eminim sizin bölgenizde de buna benzer sorunlar var. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz. Şimdi beni bekliyorlar. Bölgenin arıcılığının durumu ile ilgili hem bir analiz tespiti yapalım hem de arıların gelişmesi için nasıl uygulamalar yapılacak onlarla ilgili bahsedelim. Görüşmek üzere.
Bolvit arı yem katkıları Yalçın Sezer'le köyde arıcılık programını sundu.